İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. İmza kampanyası. Artsakh Cumhuriyeti'ndeki Konifa Avrupa Futbol Şampiyonası ve Batı Ermenistan. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi 26 Mayıs'ta makamında kabul etti. Karşı taraf Nahçıvan'da birkaç doğrultudaki siperlerde tutunamadı. Trump, İran'la müzakere koşullarını açıkladı. Çin'in Tsingtao şehrinde Ermeni enoturizm sunuldu. Tumanyan'ın eserleri Belarusya'da seslendirildi. İmza kampanyası. İmza kampanyası sonuçları Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na bağlı tüm devletlere gönderilecektir. İş bu imza kampanyasının amacı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne ve üye devletlerine Ermeni halkının Batı Ermenistan'ın haklarını sahiplenmek, Batı Ermenistan'ın özgür ve egemen haklarını tam olarak hayata geçirmesine ilişkin doğru ve tutarlı kararını sunmaktır. İmza kampanyasının içeriğiyle tanışmak için aşağıdaki linki tıklayın. İmzalamak için lütfen verilerinizi doldurun ve imzalayını tıklayın. Not: Kişisel verileriniz gizli kalacak ve halka açık değildir. Adınız, soyadınız, doğum yeri, doğum tarihi, Batı Ermenistan kökeniniz. Batı Ermenistan, Konifa Başkanı Alberto Rizkio, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ı Konifa'nın Artsakh Cumhuriyeti'nde gerçekleştireceği Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış törenine resmen davet etti. Etkinlik 1-9 Haziran günleri arasında gerçekleşecek. Tabloya göre Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı Güney Osetya, Sekiyan Bölgesi ve Padanya ile grup aşamasında karşılaşacak. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Konifa Başkanı'na bu ince düşüncesinden dolayı teşekkür etti ve işlerinin yoğun olmasına rağmen Alberto Rizkio'nun bu davetine olumlu bir cevap vermek için elinden geleni yapacağını ifade etti. Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan sözlerine şöyle devam etti. Dünyaya sporun, bu durumda futbolun, Ermenistan'ın tüm bileşenlerini birleştirmek için bir araç olduğunu göstermenin bir yoludur. Artsakh çok iyi tanıdığım bir yer. Daha da iyi tanıdığım Artsakh halkı ise milletimizin bir parçasıdır. Atalarımızın dediği gibi dağlar birbirine kavuşmaz fakat Ermenistan'da her şey mümkündür. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı turnuvaya tamamen hazır. Ancak mücadele zorlu geçecek. Tek yargıç dağlı ruh olacak. Tüm ekipler bu önemli faktörü göz önünde bulundurmalıdırlar. Konifa sayesinde stadyumda bulunanlar da dahil olmak üzere pek çok eski milletler varlıklarını onaylatmak ve böylece kendilerinin zaten kazandıklarını kanıtladıklarını onaylayabiliriz. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan NÜS-AYM'e verilen bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi üyesi, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi 26 Mayıs'ta makamında kabul etti. Muhataplar, ikili anlaşmalar çerçevesinde çeşitli alanlarda bağların derinleşmesine ilişkin konuları ele aldılar. Özellikle karayolu yapımı, altyapı, bilgi ve yüksek teknolojiler, makine yapımı, iş çevreleri için ihracat pazarlarının genişletilmesi ve yatırım programlarının uygulanması konularında işbirliği olanaklarına değinildi. Çin Dışişleri Bakanı diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Ermenistan Cumhuriyeti ve Çin arasındaki işbirliğinin iki halk arasındaki karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı olarak verimli bir şekilde geliştiğini söyledi. Wang Yi, başkanlığınız altında Ermenistan Cumhuriyeti ile karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin derinleştirmek için hazırız ve istekliyiz dedi. Razminfo'nun aktardığına göre Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın 5. Kolordu Komutanı Albay Antranik Piloyan son zamanlarda ön cephedeki duruma değinmek için gazetecilerle yaptığı görüşmede karşı tarafın geçen yılki operasyonların ardından Nahçıvan bölgesindeki Hunut köyü yönünde birkaç siperi kış aylarında teslimatlarını temin edemediğinden kuvvetlendirmeyi başaramadığını ifade etti. Piloyan, olsun karşı taraf olsun bizler, her yıl siperlerimizi ileriye taşıyoruz dedi. Ona göre sadece 2 gün önce Azerbaycan tarafı bölgeler arası konumlarını iyileştirmeye çalıştı ancak Ermeni tarafı buna izin vermedi. Albay, durumun şimdi daha sakin olduğunu, ateş açıldığını ancak bunun esas olarak hem Ermeni hem de Azeri tarafının mühendislik çalışmalarıyla bağlantılı olduğunu ekledi.
Geçen yıl uydu fotoğraflarını incelerken karşı tarafın Hunut köyü de dahil olmak üzere 3 yönden ilerlediğini duyurduğumuzu hatırlatalım. O zaman hazırlığın mühendislik çalışmaları, yol yapım çalışması ve ayrı yerlerde kum dolu çuvallarla siperlerin oluşturulması şeklinde anlaşılmıştı. Albay'ın sözlerine bakılırsa Azeri tarafı en azından bir kısım siperlerde tutunmayı başaramadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakerelere başlamak istediği takdirde bu teklifi olumlu kabul edeceğini belirtti. ABD Başkanı bu açıklamayı Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile ikili görüşme sırasında dile getirdi. Bu haberi RIA Novosti Ajansı Çin Küresel Televizyon Ağı'ndan alıntı yaparak bildirdi. ABD Başkanı Tahran'ın görüşmek istediğini tahmin ederek kimse korkunç şeylerin olmasını istemiyor dedi. ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkanın sözlerinden sonra ABD'nin Abraham Lincoln uçak gemisiyle bombardıman uçaklarını İran kıyılarına göndereceğini söyledi. Onun sözlerine göre Washington böylece İran rejimine, Amerika Birleşik Devletleri'ne veya müttefiklerimizin çıkarlarına yapılacak her türlü saldırının muazzam bir güçle karşılaşacağına dair açık ve dolaylı bir sinyal gönderiyor. Ermeni şarabının enoturizm sonucu ve Ermeni şarap üretimi 24-26 Mayıs tarihlerinde Çin'in Tsingtao şehrinde sunuldu. Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın ticari ekonomik forumu çerçevesinde düzenlenen uluslararası sergiye Ermenistan Cumhuriyeti'nin katılımı, Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Yatırımlar Bakanlığı'nın Turizm Komitesi, Ermeni Şarap ve Bağcılık Vakfı ve Çin'in Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Armenpress'in bildirdiğine göre Ermeni pavyonunu ziyaret edenler Ermeni şarabı ve şarap kültürü tarihi ile tanışıyor. Ermenistan Cumhuriyeti konuklara enoturizm için yeni ve çekici bir yer olarak sunuluyor. Standta konuklara tadımlık Ermeni şarapları servis edilmektedir. Dünyaca tanınmış Ermeni şair Ovanes Tumanyan'ın 150. doğum yılı etkinlikleri çerçevesinde onun mirasına değinen edebiyat severlerin ve edebiyat eleştirmenlerinin katıldığı bir toplantı Belarusya'da gerçekleştirildi. Etkinlikte Ermenistan Cumhuriyeti'nin Belarusya'daki Büyükelçisi Armen Revontyan, elçilik temsilcileri, Dostluk Evi örgütünün aktivistleri, Belarusya-Ermenistan Birliği üyeleri hazır bulundu. Belarusya-Ermenistan Birliği üyesi ve Belarus Uluslararası Radyo Müdürü olan şair Naum Galperovic, Ovanes Tumanyan'ın eserlerinin Belarus halkına yakın ve anlaşılabilir olduğunu belirterek, o eserler evrensel değerleri, ruh güzelliğini, vatana olan sevgiyi yansıtıyor dedi ve Tumanyan'ın kendisi tarafından Belarusça'ya çevrilmiş olan çalışmalarından bazılarını okudu. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Sahakyan tarafından seslendirilen Suluh Köyü'nün Savaşı adlı eseri sunuyoruz. Padetme şu daşt, nolen haraçet, tek sultanan haşt, sarsa pömeteş, bahtav osmansin, humandar Kosabin başin, humandar kançet, kosabin başin. Asir bana go, abastan soluk, aska sir garak, artrana vermuk. Asir bana go, abastan soluk. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.